Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Aracımız Opel Astra H, 1.6 benzinli. Periyodik bakımı yapılacak. Onun dışında şanzıman yağı ve şanzımanın yağı kaçıran bir karteri var. Orası yağ kaçırıyor. Burayı sökmüştük, devam edelim işte merhaba. Devam et. Bu şekilde eski çıkan filtremiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu eski filtre. İçine bu şekilde hava tutuyoruz arkadaşlar. Hava tuttuktan sonra yenisini koyacağız. Orijinal filtremizi koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yeni filtremizi koyduk. İşlemimize devam ediyoruz. Bu bölümlerin tam oturmasına dikkat edelim. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane civatamız var. Bu şekilde hava filtremizi değiştirdik. Yağ filtremizi de değiştirmiştik. Çıkanları da gösterdim mi? Attın mı? Çıkan yağımızı boşalttım. Görmüş olduğunuz gibi bu da eski yağ filtremiz arkadaşlar. Değiştirdik bunu, taktık yenisini. Yağ filtresini de buraya takıyoruz. Onu gösteremedim. Videoya devam edelim. Video misafirimiz Mülazım Bey bu arada. Bir şey söylemek ister misin abi? Yakında burada başlayacakmış işe. Öyle söyledim. Aracımızı kaldırdık. Buradan yağ tapamızı söktük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağ tapamızı buradan söküyoruz. Yağımızı bu şekilde boşalttık. Kirlenmiş yağ, görüyorsunuz zaten. Yere yağ bulaştığı için onu da benzin yardımıyla temizliyoruz. Olsun abi, vlog tarzında bir kayıt yapıyoruz. Tamam, onu hallet, tapayı takalım abi. Beklemeyin. Contasına dikkat edelim. Tıpasının contasının sağlıklı olup olmadığına, kopuk olmadığına dikkat edelim. Gerekiyorsa değiştirelim. Bu şekilde tapamızı tors anahtar tutuyor. Fransız tors diye geçer. Tapamızı da bu şekilde sıkıyoruz. Dediğimiz gibi o tapanın altında bir conta var. O contayı da güzel bir şekilde yerleştirdikten sonra sıkıyoruz. Bu şekilde de sıktıktan sonra temizlik için siliyoruz. Periyodik bakımda yapılması gerekenler: motor yağı değişiyor, hava filtresi değişiyor burada, yağ filtresi değişiyor, polen filtresi bu şekilde.
Burayı aldın mı? Onu sonra, o diğer videoda. Bu şekilde yağını dolduralım baba, indirelim. Diğer işlemler bitti. Bir tane polen işlemi var arkadaşlar. Klima havalandırması, kalorifer havalandırması için önemli polen filtremizde. Diğerleri daha çok biliyorsunuzdur zaten. Hava filtremizi değiştik. Yağ filtremizi değiştik. Karter tapamızı taktık. Polen filtremizi değişecek. Motor yağımızı koyacağız. Genelde bu motorlara 1.6 XR motor arkadaşlar. 5.30 Castrol veya Motul öneriyoruz. Lukol Moly de koyanlar var. O da kaliteli bir yağdır. Bunu açtık. Sen getir yağını baba. Kapağını açtık arkadaşlar. Çubuğu da çıkarırsanız hava almasını sağlar. Daha kolay bir dolum sağlar. Yağımızı da dolduracağız şimdi. Opel'in önermiş olduğu Dexos 2 olması lazım. Motor yağını kullanırsak daha mantıklı olur. Hatta gösterelim açmış o. Şurada Dexos 2 logosu var. Ya da dur ben o tarafa geçeyim. Daha sağlam olur. Bu şekilde 5.30 Motul X-Clean Dexos 2 arkadaşlar. Opel'in önermiş olduğu bir motor yağı.